Hazreti Muhammed'i gözleyen gözüm, gamınla sana müştakım diyor. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayetinin sırrı. Gel de o dağınık saçlar arasından yüzünü göster. Sen öyle büyüksün, öyle büyük bir nur kaynağısın ki, şu güneş senin nuruna karşı sanki akşam kızıllığı. Ey bütün dünya padişahlarını geride bırakan aziz varlık, ey hak ile gören göz, ey her şeyi bilen gönül, gel. Dünyada mevcut bütün canlılar sana karşı canlıktan çıkıyorlar, beden oluyorlar. Halbuki sen cansın, canlar canısın. Cansız beden ne işe yarar? Ben çok eskiden sana gönül vermiştim. Gel ey sevgili, gel de şimdi sana canımı da vereyim. Ey sevgili, ilacım da sensin, çarem de sensin. Yüz parça olmuş gönlümün nuru da sensin. Çaresiz gönlümde senden başka ne varsa hepsi yok oldu. Beni kimsesiz bırakma, gel. Mübarek bedenin Kadir gecesidir. İnsanlar onun yüzünden şerefler, devletler elde ederler. Ruhun da ayın 14'ü gibi parlaktır. Onun yüzünden karanlıklar yok olur gider. Yoksa sen hakkın takvimi misin? Herkesin talihleri orada yazılıdır. Yoksa sen mağfiret deryası, bağışlama denizi misin ki herkesin günahlarını orada yıkar, temizlersin? Yoksa sen levh-i mahfuz musun ki ilham sahibi olanlar gayb dersini senden alırlar, öğrenirler? Yoksa sen rahmet hazinesi misin ki hakka yakın olanlar oradan elbiseler giyerler? Yoksa sen neliksiz, niteliksiz ruh musun ki bunların hepsinden, her şeyden dışarıdasın? Bu sırda künhünü anlayış da, düşünceler de, teemmüller de, kuruntular da sarsılır, perişan olur. Hakikati örtsün, kapatsın, herkes açıkça görmesin diye Peygamber Efendimiz'e Ahmet demiş. Ben Ahmet'ten, Ahad'dan başkasını istemem. Bugün Hazreti Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü vesilesiyle Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından Kerim Vakfı işbirliğiyle düzenlenmiş olan söyleşi programıyla huzurlarınızdayız. Programımız Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacaktır. Ardından Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyeleri Emine Yeniterzi hocamızın yönetecekleri Hazreti Mevlana konulu oturumda Osman Nuri Küçük ve Cemal Nur Sargut hocalarımızı dinleyeceğiz. Programımıza katılan değerli misafirlerimize bu kıymetli günün hatırası olarak Rektör Hocamız Sayın Nevzat Tarhan'ın kaleme aldıkları Mesnevi Terapi isimli kitap hediye edilmektedir. Yoğun programlarına rağmen bizleri yalnız bırakmayan ve çalışmalarımızı her zaman destekleyen Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı açılış konuşmalarını yapmaları için huzurlarınıza davet ediyoruz. Sayın hocalarım, değerli misafirler, sevgili öğrenciler, önce böyle Mevlana'yı anma ve bu da üniversitemizin Kerim Vakfı'nın bunu paylaşması nedeniyle mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim hazırlık yapanlara, emek verenlere. Üniversitemizin ruhuna ve amacına çok uygun, güzel bir toplantı olacak inşallah. Bu arada da lütuf göstermişsiniz. Benim kitabı katılımcılara verilmiş. O vesileyle o kitap neden yazıldı, onunla ilgili neden yazma ihtiyacı hissettim, onunla ilgili bir küçük bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Şimdi bu
2009'lu yıllarda dünyada ilk defa bir pozitif psikoloji kongresi yapıldı. Pozitif psikoloji kongresinde işlenen konulara baktığım zaman aynı, daha önce de bunu anlatmıştım, yani bilmeyenler için tekrar etmek istiyorum. Bunun aynısını baktım, sanki bizim kadim kültürden, tasavvuftan almışlar, bunu metodoloji geliştirmişler, sistematize etmişler, pozitif psikoloji olarak anlatıyorlar. Bunu bunun üzerine bu referans da verilmemiş, bunun bilgiye referans verilmemiş. Yani, çok rahatsız oldum burada. Yani bu Türkiye'de işte hem Mevlana'yı bilen hem de psikolojiyle ilgilenen birisi olarak bu bir şey, sorumluluk gerektiriyor diyerek bunu ve şu anda diğer bir konuda bu, bir diğeri de mindfulness terapi diye bir tedavi, üçüncü nesil psikoterapiler diye bir tedavi metodu başladı. O da daha sonra 1911-12'lerde daha çok, şu anda ABD'de en yaygın psikoterapi tekniği, üçüncü nesil psikoterapi tekniği. Bu travma tedavisinde çok fazla kullanılıyor. Yani farkındalık odaklı psikoterapi, üçüncü nesil psikoterapi, metabilişsel tedavi olarak geçiyor psikiyatride. Metabilişsel tedavi, yani zihin üstü tedavi tarzında, biliş üstü tedavi tarzında geçiyor. Bu tedavideki yöntemlere de baktım, aynısını şey, yani bu tedavide önerilen yöntemler, yine referans vermeden, referans verenler var şimdi tek tük, vermeden aynısını almışlar. Bu tasavvuftaki, yani özellikle ruhun gelişimindeki kademeleri anlatan, nefsi emmareden, nefsi levvameye kadar hepsini, bütün onu anlatan, onun isim vermeden hepsini anlatıyorlar ve bunu terapi tekniği olarak kullanılıyor. Orada da işte travmaları yenmede yüksek bir güce inanmak. Ve bağımlılıkta da aynı şey kullanılıyor terapi tekniği olarak. Bağımlılıkta Minnesota modeli var, 12 adım terapisi var. Adımlardan bir tanesi de kişinin yüksek bir güce, yüksek bir değere inanması ve ona sığınması diye geçiyor. Yani teslim ve tevekkülü anlatıyorlar. Travma tedavisinde de o metabilişsel tedavilerde anlatılan şey, kişinin nasıl bağışlayıcı olacağı, nasıl, yani mesela minnettarlık modülü diye bir modülü var, bağışlayıcılık modülü diye bir modülü var. Almışlar bizim inanç yapımızdaki, bizim kültürümüzdeki değerleri metod olarak uyguluyorlar, çok da faydasını görüyorlar. Bununla ilgili yayınlar ciddi şekilde yayınlandı. Bunun üzerine bunların yani bilgileri gördükten sonra PBQ diye bir ölçek var psikiyatride kullanılan, kişisel inanışlar ölçeği ve negatif kognisyon ölçeği var, negatif düşünce hatalarıyla ilgili ölçek. Bu iki ölçeği aldım, Mevlana'nın hikayelerini aldım, Mevlana nasıl bu ölçekteki, mesela beni kimse sevmiyor, ben mükemmel olmalıyım gibi bazı düşünce kalıpları var, duygu kalıpları var. Mevlana bunu hikayelerle farkında, yani o anda, şu andaki bizim bilimsel metodolojiyle anladığımız şey, Mevlana bunu, yani bizim bilimsel metodolojiyle yeni farkına vardığımız bir şekilde bunu anlatmış ve kullanmış bu tedavi metotlarını ve kitleleri, travmalarını tedavi etmiş. Ben üzerine bunu, o kitaba dikkat edersin, en sonunda bu ölçekler vardır. O ölçekleri içerisindeki bazı negatif kognisyonları aldım. Mevlana'nın hangi hikayeleri, hangi negatif kognisyonunu düzelttiğini orada anlatmaya çalıştım bu hikayede. Şeyde, daha bunlar gibi onlarca daha bu mesnevi terapi gibi devam ettirilebilir, anlatılabilir. Bu bunun üzerine şu anda Rumi terapi ismiyle, ABD'de o isim daha iyi biliniyormuş, İngilizceye çevrildi. Birkaç tercüman onu okudu. Şu anda Amazon.com'da satışa çıktı. Duyduğumuza göre ikinci baskısı da yapılmış. Yani orada, yani ve Amerika'da Mevlana'yı bilimsel psikolojik bakışla ele alan bir şekilde ele almaya çalışmış olduk. O dönemdeki mesleki olarak bunu anlatmamız gerekir. Yani bu durumda kader öbür dünyaya gittiği zaman bizden hesap sorar düşüncesiyle yaptık. Pozitif psikolojide Türkiye'de ilk kitabını biz çıkardık yine. Bundaki motivasyon da aynı. Pozitif psikoloji olarak anlatılıyor, bilimsel çoklu zeka uygulamaları tarzında. Bunun da sonucunu şunu görüyoruz. Yani burada bizim
Bu çağ 21. yüzyıl, 20. yüzyıl bilgi çağıydı. 21. yüzyıl bilgelik çağı. Bunu yani bir er geç bu ilan edilecek. Bunun için burada ne kadar çok, çünkü insanlığın bilgeliğe çok ihtiyacı var. Suç artmış, şiddet artmış, acımasızlık artmış, kana susamışlık artmış, merhametsizlik artmış. Yani böyle bir durumda bu kültüre bütün dünyanın ihtiyacı var. Bunu bizim anlatmakta bizim görevimiz. Sesimizi yükseltmek, bunun için interneti kullanmak bizim görevimiz. Bu nedenle bu gayretleriniz inşallah çok kıymetli diye düşünüyorum. Geleceğe hizmet ediyoruz, bugüne değil. Yani şu anda Cemal Nur Hocam, sizler bugüne hizmet etmiyorsunuz, geleceğe hizmet ediyorsunuz. Yani onun için Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Burada inşallah Mevlana enteresan bir insan. Gerçekten ilmi vehbi, kesbi değil, vehbi bence. Yani kesbi ilimler biliyorsun, çalışa çalışa elde ediliyor. Vehbi ilimler Allah kulağımıza üflüyor, kulağını üflüyor. Mevlana da öyle. Mesela kar yağışını seyrederken biz yağış seyrediyor, o ne güzel diyor, seyrediyoruz. Mevlana kar yağışını seyrederken ne söylemiş? Bilenler vardır. Kar taneleri bize neyi anlatıyor demiş. Kar taneleri birbirine zarar vermeden yol almanın mümkün olduğunu anlatıyor demiş Mevlana. Bunu kaç kişimiz bu gözle bakabiliyoruz ki kar tanesine? İşte Mevlana'ya bakarsak iç keşif yolculuğuna çıkarız. Kar tanelerine bile böyle bir gözle bakarız. Bu da bir insanın hayatına herhalde en güzel hizmettir. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sayın Rektörümüze kıymetli katkıları için teşekkürlerimizi arz ederiz. Şimdi de sayın hocalarımı Hazreti Mevlana konulu söyleşi için huzurlarınıza davet ediyorum. Efendim, vakti şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun, aşk-ı muhabbet ziyade olsun inşallah. Bugün burada peygamberlerin ve velilerin bize rehberlik ettiği hak ve hakikat yolunun yolcusu olmak isteyenler var. Herkese hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, gönülden muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hazreti Mevlana'nın 744. Uslat yıl dönümünü idrak ediyoruz. Onu anlamaya ihtiyacımız çok daha fazla bugün. Bundan 744 yıl önce 1273 yılının 17 Aralık günü, soğuk bir günde akşama doğru Hazreti Mevlana fani vücudu olarak dünyadan ayrılmış. Ama onunki bir ölüm değil, gerçek sevgiliye, hakiki dostuna bir kavuşma olmuş. Ve sevgiliye kavuşma anlamında o geceye de düğün gecesi anlamında Şeb-i Arus denmiş. Hazreti Mevlana'nın fani vücudu buradan ayrıldıktan sonra, kendisi de Rabbine kavuştuktan sonra, geride, hakiki bir mürşit olarak geride bizlere rehberlik edecek bir eser bırakmış, Mesnevi. Muazzam bir eser Mesnevi, tam bir hazine. Mesnevi'nin bizim medeniyet, kültür hayatımızdaki rolünü anlatmak için belki şu anekdot özetleyecek hadiseyi. Ahmet Hamdi Tanpınar bir gün Yahya Kemal'e sorar, "Üstad der, biz Viyana önlerine kadar nasıl gittik?" Yahya Kemal cevap verir, pilav yiyerek ve Mesnevi okuyarak. İşte dünya tarihinde Mesnevi çok az sayıda eserin nail olduğu bir öneme sahip. Şöyle ki, hem bir medeniyete yön veren hem de bütün dünyada tanınan
eser neler vardır dersek iki elin parmaklarını geçmiyor. Bunlardan biri de bizim bağrımızdan çıkmış Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi. Ne yapmıştır Mesnevi'de Hazreti Mevlana? 26.500 beyt civarında Mesnevi. Dünyanın en büyük şairlerinden de biridir Hazreti Mevlana. Hiç kendisine şair gözlüğüyle bakmaz. Ve hikayeleri anlatmıştır. Haydi hikayeye geri dönelim der. Zaten ne zaman ayrıldık ki hikayeden der. Maksadım size hikaye anlatmak değil der. Maksadım size hak ve hakikat sırlarını böyle peçeli bir güzel gibi bu peçenin altından yavaş yavaş anlatmaktır. Bunları hikayelerin altına gizlemem de herkes, yani bu sırlara vakıf olmaya layık olmayanlar kolayca el uzatıp da hemen alıvermesinler diye. Bunları almak o kadar kolay olmasın. Biraz gayret sarf ederler bu hikayelerden nasip alsınlar diye. Hikaye anlatınca unutmuyorsunuz, bunlar sizin kulağınıza küpe olsun diye der. O yüzden biz Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü olarak her yıl Cemal Hocam'ın önderliğinde böyle bir toplantı düzenliyoruz. Bugünkü söyleşimizin konusunu Mesnevi'deki hikayelere ayırdık. Hikaye her yaştaki insanın hoşuna gidiyor. Birkaç tane hikaye anlatıp bunların gerçek manaları nedir? Çünkü Mevlana diyor ki hikayeyi akarsu bil, ırmak bil, nehir bil ama ırmağın üzerine otlar, dallar kaplamışlardır. Onları şöyle bir kenara çekersen altında suyu görürsün. İki değerli hocamız bugün o ırmağın üstündeki otları, yaprakları, dalları sıyıracaklar, bizleri aydınlatacaklar. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Allah sizden razı olsun. Hocam ilk hikaye olarak siz neyi anlatmayı tercih edersiniz? Ben ilk hikaye olarak Mesnevi'nin ilk hikayesi bizi bize anlatan ...dan başlamak istiyorum. Fakat sizin buyurduğunuzla hocamın çok önemli üzerinde durduğu iki şeyi de birleştirerek başlamak istiyorum. Buyurduğunuz gibi Mevlana Hazretleri ben şair değilim, şiir yazmam demişler. Kendilerine ama efendim bütün divanı kebir şiir, her yerde şiirleriniz var deyince şiirde şuur vardır, ben şuur kullanmam diyerek hocamın buyurduğu gibi ilminin vehbi olduğunu, yani anlatırken kendinden anlatanın o yüce güç, o kuvveti kudret olduğunu, kendi varlığını aradan çıkardığını çok güzel anlatıyor. Bu yüzden Mesnevi kıymetli bir kitap. Yani oturup yazılsa kulun yazamayacağı bir kitap. Demek ki Allah lütfedip onun mübarek vücudunu kullanmış. Bunun sebebini de demin filmde anlatmaya çalıştığımız peygamber aşkından aldığı gösteriliyor. Yani o peygamberin hakikatini anlamış, idrak etmiş, kendi ilminin oradan geldiğini anlamış. Gördüğünüz gibi metiyelerle peygamberi anlatmaya çalışmış. Şimdi bu ilk hikaye bizim hikayemiz. Yani çok önemli bir hikaye. Hocam da çok doğru bir yere parmak bastılar. Eyüp Üniversitesi bu ilk hikayeyi bir tiyatro eseri haline getirerek Amerika'nın çeşitli üniversitelerinde oynatıyorlar. Çünkü sizin de buyurduğunuz gibi mesela ilk cariyenin nabzına elini koyarak ve onu konuşturarak psikoterapi yöntemini bulan kişi olarak kabul ediliyor Hazreti Mevlana. Konuşturarak insanı çözme. Ki psikolojinin çok önemli, biz bilmeyiz hocam bilir, metotlarından biri olduğunu görüyoruz. Buradan anlaşılıyor ki bizi bize anlatan Mevlana Hazretleri'nin buradaki hikayesinden kasıt Kur'an'daki her surenin iç manasında bizi bize anlatan hikayeler olduğunu anlatmak. Dolayısıyla hikaye şöyle başlıyor. Bir padişah atına binerek bu ülkeye gelir diyor. Hocam Kenan Rıfai bunu açıklarken ruh padişahı himmet atına binerek Allah'ın isimlerine bürünerek bu aleme gelir ve içine girdiği nefis cariyesine aşık olur diyor.
ruh padişahı hepimizde olduğu gibi bu aleme Allah'ın isimlerini ihtiva ederek gelir, dirilir ve Allah'ın himmetiyle gelir ve buradaki cariyeye yani nefsaniyete, kendi nefsaniyetine aşık olur. Hikaye muazzam. Hepimiz böyleyiz. Gelir gelmez nefsi emmare, hocamın demin buyurdukları gibi nefsi emmare makamından diriliriz. Her şeyi bağırarak istemeye başlarız. Benim demeye başlarız. Ölü makamdan diriliriz. Bu makamda cariye yani emmare olan nefis maalesef ruhun aşık olmasıyla birlikte sararıp solup hastalanmaya başlar. Bu hastalık cariyenin benim demesi, ruhsal kendi zevkleri, kendi hayattan beklentileri ve aşkıdır. Yani nefis dünyaya aşıktır, ruh ise nefse aşıktır. Onun için de vücut hastadır. Vücut hasta olarak bu aleme gelir çünkü emmarededir. Emreder, kendini bir varlık addeder. İşte burada başka bir hikayede Hazreti Mevlana bu makamdaki insanı at idrarını yapmış, üzerine bir saman çöpü konmuş, üzerine de bir sinek oturmuş, var mı benim gibi kaptanı derya diye geziyor diye anlatır. Yani kendini varlıkların en yücesi sanır. Başka bir hikayesinde gene bu makamdaki adamı şöyle izah eder. Bir mürit mürşidine edepsizden şikayet etmiş, edepsiz. İşte bu makam edepsizlik makamıdır. Edepsiz için şikayet edince mürşit şöyle diyor. Oğlum, hiçbir mezarlıktan geçerken başına düşen mezar taşından şikayetçi olabilir misin? Olmam efendim diyor. Aynı şey mi? Aynı şey, edepsiz de ölüdür. Ölüden şikayetçi olmak. Bu makam ölü makamdır. Çünkü nefis aşıktır. Ruh padişahı heyecanlanır. Nefsini iyileştirme derdine düşer ve tabiplerden yardım ister. Tabipler, biz bunu iyileştiririz derler. Çünkü onlar da emmarededir. Biz bunu iyileştiririz. İşte burada hocamın demin buyurduğu, bilgi sahibi olmakla bilge olmak arasındaki fark anlatılır. Çok büyük bir farktır. Nice yüce makamlara gelmiş, şeyh makamında insan görürsünüz, bilgi sahibidir ama bilge değildir. Bilge olmak, yaşamak, idrak etmek, hal etmek demektir. Doktorlar aklı temsil eder ve şöyle derler, biz bunu iyileştiririz. Halbuki bizim ilk öğrendiğimiz tasavvuftaki şey şudur, bir mikrop bir vücuda girdiği zaman ne kadar güzel, Allah ona hasta ol emrini vermezse hasta edemez. Demek ki güç Allah'a sahip, kuvvet-i kudret ona sahip. Öyleyse doktorun iyi etmesi bile, doğru ilaçları kullanması bile Allah'ın kudretiyle doğruya döner. Nice kimseler gördük ki, sizler de bilirsiniz, uyku ilacı verilir sabaha kadar oturur. Çünkü Allah ona uyku uyut dememiştir. Öyleyse bu tesirlerin Allah'tan geldiğini bilmeyen doktorlar, biz düzeltiriz derler ama maalesef vücutta hiçbir düzelme olmadığı gibi hastalık artar. Ruh padişahı şaşkındır. Ne yapacağını şaşırmıştır. Bu sefer rüyaya yatar. Nasıl düzelteceğim bu nefsi diye rüyasında kendisine Allah'ın bir dostunun yollanacağı anlatılır. Bu dost daha sonra onun mürşidi olacaktır. Belki Mevlana burada, hocam öyle diyor, Şems'i kastetmektedir. Dost gelecek ve onun vücudunu iyileştirecektir. Ve o gece o kadar heyecanlanır ki, burası çok önemli, gene Kur'an'a dayanır, bütün Mesnevi'de olduğu gibi ayakkabılarını atarak mescide doğru koşar. Burada Hazreti Musa'ya nalınlarını at emrinin gelişi gibidir. At ayakkabılarını. Yani namaza duruyorsun. Mürşitle karşılaşıyorsun. Allah sevgilisiyle karşılaşacaksın. Artık dünya ve ahireti at. Yani iki elini koy, dünyayı bırak, ahireti bırak, kendini tamamen Allah'a ver. Bu vaziyette biriyle karşılaşır ve ona aşık olur. Hakiki aşık olduğunun o olduğunu anlar. Mevlana tarif eder bu ruh padişahını. İncecik bir ay gibidir der.
öyle güzeldir ki anlatılması mümkün değil der. Mevlana orada bir anda kendi mürşidine döner ve onun güzelliğini, onda gördüğü Allah aşkını ve Allah'a olan hayranlığı tarif eder. Böyle bir birlik içinde müritle mürşit karşılıklı birbirlerini denerler. Yani acaba hakikaten mürit hazır mıdır? Mürşit onu sorar. Hangi ülkedensin der. Aslında nerelerdesin? Hangi makamdasın diye sormak ister ruha. Ve birbirlerini anladıklarını ve örtüştüklerini anladıkları anda artık bu tabip ruh padişahına yardımcı olacaktır. Beraber cariyeye giderler ama çok enteresan bir şey söyler Mevlana. Gerçekte aşık olduğu cariye midir yoksa ruh padişahı mıdır? Cariye sebep olmuştur. Allah cariyeyle padişahı anlamış ve kendi hakikatine doğru yönlendirmiştir. Bu şekilde demin de anlatmaya çalıştığım gibi cariyenin nabzına elini koyar ruh padişahı, bekler. Bir anda kuyumcudan bahsederken heyecanlandığını görür, kalbe atmaya başlamıştır. Nabzı kuvvetle atar. Kuyumcu dünyadır. Yani cariye dünyaya aşıktır. Ve ne yapar? Kuyumcuyu getirtir. Yani dünyayı getirtir. Al der. Ve bütün çirkin yüzünü ona göstermeye başlar. O kadar çirkinleştirici bir ilaç verir ki o cariye deli gibi aşık olduğu dünyadan kaçacak delik aramaya başlar. En sonunda da kuyumcu ölür gider. Mevlana der ki hikayede kuyumcuya acıyanlar olur. Halbuki ölen dünya sevgisidir, dünya aşkıdır. Hakikatte nefis yavaş yavaş yükselmiş, önce levvamede dirilmiş, sonra mülhimede Allah aşkı başlamış, mutmainne de Allah'ından emin olmuş, raziyede Allah'tan razı olma sanatını öğrenmiş, merdiyede inşallah gelirsek Allah ondan razı olmuş, ona tenezzül etmiş, saflaşmış bir nefis haline gelir. Makamların en yücesine doğru yükselir. Çünkü artık nefis ruh makamına yükselmiştir. Mütesavvıfların nefsiken adı barik Allah oldu ruh deyişi, dirilişini bize anlatan nefsin hakiki diriliğe sahip oluşunu anlatır. Anneme sormuştum. Bana dedi ki çok aşık görünüyorsun ama aşık falan değilsin haberin olsun. Neden dedim? Çünkü dedi bir insan Allah aşkıyla kötü huylarını yakmadıkça aşkın sahibi olamaz. İşte nefis Allah aşkıyla bütün çirkinliklerini yakar ve baştan aşağı aşk kesilirse nefisin adı ruh olur. Ve o zaman vücut içinde birlik olur ve Suzan Tamaro'nun Yüreğinin Götürdüğü Yere Git kitabında beni çok etkileyen bir cümlesi hasıl olur. Vücut içinde birlik sağlanmadıkça herhangi bir izmin veya ideolojinin yahut bir mananın veya bir imanın bayrağını alıp başkalarını inandırmaya çalışmak abeslen iştigalden başka bir şey değildir. İşte bu birliğin hasıl olması gibi o için insanın kendini suçlamaktan vazgeçmesi, başkalarını suçlamaktan vazgeçmesi, kul olduğunu idrak etmesi ve üst seviyede Allah aşkından başka vücudunda hiçbir şeyin kalmaması lazım. Bize anlatan Mevlana'ya şükürler olsun. Ağzınıza sağlık Zeyd Hocam. Mesnevi'deki hikayelerin her biri bir diğerine bağlı oluyor. Mesnevi'yi anlamak için sanırım tamamını defalarca okumak gerekiyor. Bir hikayeyle öbürünü de anlayabiliyorsunuz. Yani bu hikayede hocamın buyurdukları gibi fani olanı bırak, baki olana git. Ona aşık ol deniliyor. İkilikten vazgeç deniliyor. Hemen sevgili hocam, oradan bir başka hikayesi aklıma geldi. Bir delikanlı annesini yabancı bir erkekle uygunsuz bir vaziyette yakalıyor. Annesini öldürüyor. İnsanlar kınıyorlar, neden anneni öldürdün? O adamı öldürseydin ya diyorlar. Her gün birisini mi öldürseydim diyor. Şimdi dediğiniz gibi ikilikten kurtulmak lazım. Orada öldürülen anne nefis. Sorumluluğu kabul etmek lazım.
Önce kendi nefsimizi ıslah etmemiz gerekiyor. Ondan sonra bu ikilikten kurtulmamız, bu baki olan sevgiye, aşka ulaşmamız mümkün olacak. Siz ne dersiniz Osman Nuri Hocam? Estağfurullah. Teşekkürler Sayın Değer Hocam. Ağzınıza sağlık. Yani öncelikle üslupla isterseniz başlayalım. Akademik yaşamım genellikle Hazreti Mevlana üzerine, yüksek lisans çalışmam, doktora çalışmam Mevlana'ya göre manevi gelişimi işte 2007'de tamamladım. Şimdi herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Şimdi aslında şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'deki üslubu dedik, şiiri kullanması, hikaye kullanması. Aslında insan da tasavvufi düşünceye göre varoluşun, ister yani dindar olun, varoluş deyin, ister Allah'a inanın, Cenab-ı Hakk'ın halifesi deyin, sonuçta değişmez. İnsan varoluşun nihai meyvesi, ağacın meyvesi. Dolayısıyla varoluşun da işte Hazreti Mevlana buna muhtasarul alemdir, evrenin, bütün evrenin özeti. Aslında bizler de, bizim zihnimiz de genişliyor evren gibi. Evren gibi genişliyor. Şimdi bu genişlemeyi durduran bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmak da istemem. Bu genişlemeyi durduran dinin özünde aslında Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın şöyle bir öğretisi var. Hepinizin bildiği iki günü bir olan bizden değildir. Yani muhakkak böyle genişleyerek devam etmemiz lazım ama genellikle hani dinin yüzeysel anlaşılması bize şunu verir. Hani her şey belli, her şeyi Allah yarattı zaten. Hani bir şey bulmaya gerek yok. Olanda bir ilahi hikmet var deriz ve böyle dinin yüzeysel anlaşılması genellikle düşünceyi bazen durdurabilir. Şimdi bu düşünce durduğu zaman da bu düşünceyi genişletebilmek, yani insanların dini duygularını, çünkü dinler tarihine baktığınız zaman çok taassuba meyyal bir alan. Yani insanı ahiretiyle korkuttuğunuz zaman ondan çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Bir de hemen doğrudan zındıklıkla, kafirlikle itham edilme durumunuz var. Yani bütün toplum tarafından aforoz edilirsiniz. Yani din psikolojisinde de insanın en zor hususu hayatındaki ihtidadır. Yeni bir dine geçişidir. Son derece zor bir şeydir. Şimdi Hazreti Mevlana ne yapıyor aslında? Hazreti Mevlana gibi, yani örneği de hemen hemen İslam tasavvufunda yoktur bunun. Hem o ayağı meşhur pergel metaforu anlatılır ya, hem merkezle irtibatını kuruyor, hem de genişlemeyi sağlıyor. Bu inanın son derece zordur. Yani dinde bunu yapabilmek, hani reform ifadesini kullanmayacağım ama dini geleneğimizde bunun karşılığı olarak kullanılan tecdid vardır, yenilenme. Nasıl ki sistem virüs kapar, insanların kendi kabulleri bunun önünü tıkar, bir müddet sonra bu sistemin tekrar bilgisayar lisanıyla söyleyecek olursak update edilmesi lazım. Hazreti Mevlana sistemi update etmiştir bir daha. Bunu yaparken niye şiiri kullanıyor? Hazreti Mevlana anlatırken bunu Fihi Mafih diye bir eseri var. Sohbetinden derler ki ben ata diyarım, Dehli'yim. İşte Orta Asya'da bulunan. Eğer ben orada yaşasaydım muhtemelen şiirle uğraşmayacaktım. Çünkü bizim oralarda ata diyarında şiirle uğraşmak biraz hafif meşrep oluşuna delalet eder kişinin. Yani şiir nedir ki derler. Ancak Anadolu'da der Hazreti Mevlana, biz buna müşteri buluyoruz. Benim şiir söylemekteki durumum şuna benzer diyor. Bir ev sahibine bir misafir geliyor fakat misafirin gönlü işkembe çorbası istiyor. Ev sahibi de ne yapsın? Madem misafiri iyi ağırlamaktır diyor dinimiz. Misafirinize ikramda, ihsanda bulunacaksınız. Ev sahibi de oturuyor, temizliyor işkembeyi. Misafirine güzel bir işkembe çorbası sunabilmek için. Benim şiirle uğraşmamın özeti budur. Ben şiirle övünmemdir, başka bir şey vardır. Ama tabii aynı zamanda şiirin bütün ince sanatlarını da aynı zamanda kullanır. Burada hikayelerini kullanmasıyla ilgili bir şey de söylemek istiyorum. İşte bahsettiğim bu zihni genişlemeyi sağlayabilmek için, çünkü bir şey okuyorsunuz Hazreti Mevlana'da anladığınızı zannedersiniz. Yani 20 yıl okursunuz aynı mevzuyu,
bir olaylar olur, 20 yıllık olay. Ondan sonra aa burada bunu da demiş dersiniz. O yüzden bu Nicholson'ın meşhur Mesnevi'nin tümünü İngilizce'ye tercüme eden biraz da hafif meşrep böyle mistik de bir insandır. Reynold Alain Nicholson. Onun ömrünün sonunda söylediği bir söz var. Yani bunu bizim gelenekten herkes söyler de bir Batılı'nın söylemesi de ilginç bir referanstır. Der ki, Rumi'yi anlamak için bir ömür yetmez. Aslında yani Hazreti Mevlana'nın ve diğer ariflerin bize gösterdiği bu sonsuzluk yolunu keşfetmektir. Burada hikayenin kullanılması bize şunu sağlar. Özellikle bu hani dini düşünceyle zihinlerini bir müddet sonra şablon haline getirmiş olanlara bize şunu verir. Acaba aynen bir tiyatro oyunu gibi, aynen bir sinema filmi gibi, aynen bir sanatsal bir kurgu gibi bu olaya bir de şöyle gözle bakabilir miyim? Belki de öyle değildir. Çünkü bilimsel düşüncenin başlangıcı şüpheyle başlar. Eğer her şeyi bildiğinizi iddia ederseniz durur. Çünkü insanlar bilimsel düşünceye genellikle hani şöyle, Tanrı böyle istiyor derler. Ya öyle istemiyorsa? Ya o senin? Aslında yani Allah'a inanmak bir dini gelenekte kutsi hadis olarak kabul edilir. Şu ifade izninizle metniyle okuyacağım. Allah'a inanmak bir yönüyle hiçbir şeye inanmamaktır. Parantez içinde söyledim bunu. Biraz da açayım izninizle. Kutsi hadis olarak kabul edilen külle şöyle bir ifade vardır. Küllü ma hatara bibalik vallahu gayru zalik. Zihnine Allah diye her ne gelirse Allah onun dışındadır. Bu ne demek? Zihnimizi herhangi bir şeyle sınırlamamamız lazım. İmkansız diye bir şey yoktur. Hazreti Mevlana bizde bunun işte yolun ilkesini söyleyecek. Ey yolcu, bu yolda hangi makama, hangi mertebeye varırsan var, sakın orası benim nihai makamımdır deme. Hakkın dergahı nihayetsizdir. O yüzden yani bu tasavvuftaki tabii şeyle bağlantılı. Her an her şey bir tecellide tekrar yoktur. Hani Heraklitos'un dediği gibi ilk çağ filozoflarından bir nehirde iki defa yıkanılmaz. Hasılı kelam Hazreti Mevlana bu hikayeleri kullanarak bizlere aslında zihnimizin kapılarını, zihnimizin ufuklarını genişlemenin. Bu ufuk genişlemesi aynı zamanda dini düşüncenin de genişlemesidir. Aslında peygamber mesududur. Yani Hazreti Peygamber sorar, iflas eden kimdir der, peşinden iflas edeni kendi tanımlar. O yüzden böyle hikayeler anlatır. Her hikayenin içerisinde bizlere öğütler verir. Bir yönüyle bu, bunu ilk başlatan senaidir. Hazreti Mevlana bu geleneği anlatırken der ki, senai ruh bud, attar çeşmi ma. Senai bu geleneğin ruhudur. Attar, Feridüddin Attar, işte Mantık-ı Tayrı'nı hepinizin bildiği, ruhların yolculuğunu, Simurg denilen kuşların yolculuğu üzerinden anlatan bu eseri öncedir. Ondan sonra Hazreti Mevlana da onda o gelenekle devam eden ve bu geleneği de zirveye taşıyan bir isimdir. Ben de izninizle hocam bir hikayeyi paylaşayım. Ama arzu ederseniz diğer tura geçelim. İsterseniz de başlayayım bu hikayeye. Şöyle bir hikayeden bahseder. Ben de sevgili Cemal Nur hocamız başlangıçtaki cari hikayesinden başladı. Ben de hitamdaki bir hikayeden bahsedeyim. Mesnevi'nin 6. cildinde yer alan hikayelerden birisidir. Aynı zamanda hepinizin bildiği bu Simyacı romanının mizansenenin alındığı hikayedir. Zaten Paulo Coelho da kendisi de çeşitli röportajlarında bu hikayenin, Simyacı'nın bu mizansenin özünü Mesnevi'den aldığını kendisi de bunu referans vererek ifade etmiştir. Meşhur bu Mısır'da bir definenin, define göreceğini, define bulacağını gören bir adamın hikayesi. Hikaye şu. Hazreti Mevlana şimdi burada bu hikayeyi şunun için anlatır aslında. Bir şey için anlatmaz Hazreti Mevlana, o kadar giriftir ki. Bir de bu yani ilhama dayanan düşüncenin, sevgili rektörümüzün belirttiği gibi, yani ilhama dayanan düşüncenin özelliği şudur. Ben de Mesnevi okurken önce zannedersiniz ki ya bu işte tam bu hikayeye başladı. Hani bunu bir bitir de ondan sonra diğerine geç filan.
çokludur yani. Bir anda aynen nasıl ki zihnimizden bir saniyede milyonlarca işte fotoğraf karesi geçiyorsa, bu dahilerin de böyle bir özelliği var. O fotoğraf karesine yetişebilmek için aslında onun bizim zihnimizde, muhatabın zihninde bir silsilesi olmayabilir ama çok böyle gerçekten zeki insanları da takip etmek de zordur. Yani çünkü oradan oraya atlar, böyle kuantum gibi düşünür. Yani Aristo mantığıyla devam edemezsiniz. İşte A, A'dır. A aynı zamanda B olamaz. İkiyi yan yana koyduk, üç yapar. Takip edemezsiniz. Hazreti Mevlana da böyle bir anda sizi gökyüzüne çıkartır. Ondan sonra yani o kadar hayatın içinden bir şey söyler ki, o yüzden çok fazla hani bütün evren bir aradadır. Hazreti Mevlana'nın eserlerinde hikayeyi şunun için anlatır. Bizim bu şimdi insanın hepimizin bir algı mutlak eşiğimiz var. Şu anda herkes burada bize bakıyor ama şunu kesinlikle temin ederim. Kimse aynı şeyi görmüyor. Evet. Çünkü algı mutlak eşiğimiz aslında farklı yani. Üniversitemizin de temasının hani psikoloji olması hakikaten bizim işimizi son derece kolaylaştırıyor. Benim doktora tezimi ilk yaptığım zaman hani bu nasıl tez dediler? Hani ne psikolojiye uyuyor, ne tasavvufa uyuyor filan böyle. Çünkü ben hani bir buçuk sene filan psikoloji literatürünü okumaya başladım. Ondan sonra baktım ki hani ben zihnimi işte Freud'la, Maslow'la, ne bileyim yeni akımlarla filan şekillendireceğim. Ondan sonra onu getirip Mevlana'yı da oraya oturtacağım. Ondan sonra yani belki bir 10-15 kez tezimin projesi İçindekiler kısmı değişmiştir. Hani hocamızın dediği gibi yüreğini götürdüğü Mevlana bakalım beni nereye götürecek? Mevlana'nın ağırlık verdiği ne diyorsa onları alt alta derlediğiniz zaman o zaten sizi ondan sonra şablon çıkmış oluyor. Şimdi hikayeye döneyim tekrar. Şimdi hepimizin böyle bir algı mutlak eşiği var. Neden? Çünkü aslında biz gördüğümüz bir şeyi hani üç boyutlu görüyoruz ama o üçüncü boyutu derinlik kısmını beynimiz ekliyor. Beynimiz eklediği için de hepimizin eklediği, yani baktığı perspektif, her birimizin baktığı perspektif, psikolojik beklentilerimiz, algıdaki seçiciliğimiz, koşullanmalarımız gereği birbirinden farklı. O yüzden Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, açın ekmeğe bakışı ile tokun ekmeğe bakışı bir olmaz. Peki algı mutlak eşiği böyle farklı ise o zaman ne yapacağız? Genellikle insanlar yani yeni fikre şöyle itiraz ederler. Siz öyle düşünüyorsunuz, ben öyle düşünmüyorum dersiniz. Şimdi burada yani bir insandan bahsediliyorsa, 8 asırdır, 9 asırdır bir insandan bahsediliyorsa, ya bir adam bir şey diyorsa, yani söze değil de söyleyene bakmanız lazım. Yani bunu, bakın hani sevgili hocam bilgelikten bahsetti, hakikaten yani ben de dini düşünce konusundaki kanaatim o. İslam düşüncesindeki bunun karşılığı hakimdir, bilge. Hikmetli insan demek. Aslında hikmetin İngilizce'deki karşılığı da böyledir. Wisdom'ın tam tarifi yapılamaz. Wisdom'ın tarifi yapılamaz. Wisdom'ı tanımlayacak olan, hikmeti tanımlayacak olan bilge kişidir aslında. Yerine göre onun susması, yerine göre konuşmasıdır hikmet. Dolayısıyla hikmeti yapan kişiden bağımsız düşünemezsiniz. Şimdi Hazreti Mevlana, peki buradaki genişlemeyi sağlamak için ne yapmamız lazım? Hazreti Mevlana diyor ki, o zaman bir olay olması lazım. İnsan genellikle alışkanlıklarının esiridir ya. Hani elimiz Kur'an-ı Kerim bundan bahsederken innel insane le yedga en ra'a ustagna. İnsan bir şeye ihtiyacı olmadığını görünce böyle büyüklenir, efelenir. Bir şey olması lazım. Bu da genellikle aslında hayat bir de evren şeydir, canlıdır. Yani tasavvufta bu 1000 yıldır söylenen bir şeydir. Evren, bütün evren canlıdır. Hani panbiyoizmdeki 20. asrın işte başlarında bir felsefi akım bunu söylemiştir. Hazreti Mevlana, alem, evren bir dağdır der. Ne söylersen sana mukabelede bulunur. Çünkü Allah'ın zahir ismidir. Zahir isim kaydediyor. İbnül Arabi buna başka bir bilge isim vermiş. Ümmü Rakub, gözetleyici anne. Kaydediyor, kaydettiklerini bu defa eğer çok fazla bağırılıyorsa, evren sana bağırıyorsa Hazreti Mevlana der ki, kendini kontrol et. Bir gün der Hazreti Mevlana, Hazreti Süleyman'a rüzgar ters esmeye başladı kasırga. Dedi ki hayrola, acaba sorun ne? Muhakkak bende bir sorun var dedi. Tahtındaki oturuşunu düzeltti, rüzgar düzeldi. Çünkü şey gibidir aslında yani
bunu bu Schrödinger'in kedisi meşhur deneyiyle düşündüğünüz zaman hani suje ile obje birbirinden ayrılmaz aslında. Evrende işte kelebeğin etkisi dediğimiz evrende her şey o meşhur Matrix'teki o sahneyi hatırlayın hani kaşığı eğdiği sahneyi. Eğer biz de frekans olduğumuz için eğer o boyuta inersek bütün evren seninle beraber eğimlenebilir, hükümlenebilir. Evreni algılayan çünkü sensin. O zaman burada bir şey yapmak lazım der Hazreti Mevlana. Der ki insanın başına bir şey böyle güzel güzel de söylüyor ama hani derler ya bir nasihatten bir musibet evladır. Pek anlamıyoruz evrenin dilini. Ki insan olmamıza rağmen bile bütün dilleri anlamıyoruz. Evrenin de dilini anlamıyoruz. Böyle olunca o zaman insana bir travma iner. Bir travma gelir. Travmanın Hazreti Mevlana bakın bunu hani bir sevgili hocamın dediği gibi sayın rektörümüzün bunu bir kuram haline getirir. Mesela Viktor Frankl'in bu İnsanın Anlam Arayışı kitabının yazarı tavsiye ederim herkese. İşte bu logoterapi. Ne oluyor? İşte bildiğiniz Yahudi asıllı bir akademisyen Nazi kamplarında filan kalıyor. Eşini kaybediyor. Ciddi şeyler. Ondan sonra şunu fark ediyor. Diyor ki aslında insanın başına gelen önemli büyük kötü gibi görünen travmalar eğer anlam arayışındaysa kişi anlam arayışındaki olan kişiye o bir saniye, bir dakika bazen 60 saniye gibi olan şeyler bütün hayatını etkileyebilecek ve başka hiçbir terapinin yapamayacağı büyük bir farkındalık ve büyük bir iyileşme sağlayabilir. Hazreti Mevlana bakın bunu nasıl ifade ediyor? Dert, Rahman'a götüren rahvan bir attır. Ama buradaki dert özel bir dert. Yani buradaki dert, tabii ki Allah'tan afiyet isteyeceğiz hepimiz ama buradaki şey şu, bu gelen travmanın bizi bu alışkanlıklarımızdan kurtarması lazım. Yani çünkü bu aslında bilimsel diyalektiğin de temelidir. Yani yüzeysel dini düşünce nasıl oldu mesela bir toplumda nasıl? Çünkü Allah gökten peygamberi gönderdi hemen onu düzeltti. Hayır, ayet okuyayım size. İnnellâhe zâlik şu ayettir. Bu iş bir kuraldır, kozmik bir kanundur. Biennellâhe lem yekû mugayyiren ni'meten en'amaha hattâ yugayyiru mâ bi'enfüsihim. Allah bir topluluğa verdiği nimeti onlar kendilerindekini değiştirmediği sürece değiştirmez. Dolayısıyla bu aslında Marx'ın diyalektiğidir, tarih felsefesi. Yani olan her şey Hazreti Mevlana'nın deyimiyle bir karşılıklı diyalektiğe muhtaçtır. Susuz suyu arıyor görünür ama aslında su da susuzu beklemektedir. O yüzden neyi aradığına bak derim. Hocam hikaye uzayacak mı? Buyurun siz, ondan sonra ben diğer turda devam edeyim hocam böyle. Evet. Hikayeye başlamayalım çünkü hikayeye gidecek yani. Hikayeden zaten epey bir uzaklaştık biz de. Hepsi hikaye yazıyorum, evet. Hepsi hikaye, ne zaman ayrıldık gidiyor. Tekrar tekrar Mesnevi'de de Hazreti Mevlana aynı şekilde herhangi bir hikaye anlatırken ki eserde 324 tane hikaye vardır. Yani hikaye Kur'an-ı Kerim'in de bir metodudur. Cenab-ı Hakk'ın hadis-i şeriflerde de var. Hikaye içinde hikayeler anlatır Hazreti Mevlana. Bazen bir tek beyitle bir hikayeye atıfta bulunur. O hikayeyi bize hatırlatır. Osman Nuri Küçük hocamızın da söylediği gibi Mesnevi bir öğüt kitabı değil. Kuru bir öğüt kitabı değil. Çünkü Mesnevi'nin hedefi çok daha farklı. İnsanlarda köklü bir değişim, toptan bir değişim, en temelden bir değişim oluşturmak. Davranışları değiştirmek, alışkanlıkları değiştirmek, kötüleri silip yerine iyileri koymak, anlayışları, idrakleri değiştirmek. Yoksa öğüt kitabı olsa bu tesiri bırakmazdı. Çünkü insanların öğütlere bakışları en baştan menfidir. Onları da gruplandırır Mevlana Mesnevi içinde. Kendisine öğüt verilenleri altı gruba ayırır. Birinci gruptakilere öğüt verirsiniz. Onlar öğüt veren kişi kısa kessin diye tamam tamam evet evet peki peki yapacağım derler. Bu bütün evlatların herhalde annelere yaptığı tarz oluyor. İkinci gruptakiler idrakleri yetersiz olduğu için
öğütleri anlayamazlar. Bu öğüt onlara neden veriliyor, niçin, neyi değiştirmeleri, neleri yapmaları gerektiğini anlayamazlar. Yani öğütten bir anlam çıkaramazlar. Üçüncü grup, öğüt veren kişi benim şu huyumu, şu özelliğimi, şuyumu kıskanıyor. O yüzden bana böyle diyor diye öğüt veren kişinin kıskançlığıyla yorumlarlar. İyilik yapmak istersiniz, kıskançlıkla suçlanabilirsiniz. Diğer grupta, dördüncü grupta, şunu yapma evladım, şöyle yaparsan daha iyi olur, onu öyle yapmamalısın denince yasaklara karşı ilgi artar. Tam tersine yapma denilen yapılmaya başlanır. Beşinci grupta artık öyle bir almazlık durumundadır o insanlar ki öğütten hiçbir şey anlamazlar. At gözlüğüyle bakıyorlar. İnatları sebebiyle hepsini reddederler. Dediğiniz hiçbir şeyi kabul etmezler. Birçok peygamberin ümmeti böyle olmuştur. Değil mi? Hazreti Nuh'un da öyle helak olmuşlardır sonunda. Bu altı grup içinde bir tek grup vardır. Söyleyen ölü bile olsa onlar o öğüdü duyarlar, anlarlar, alırlar, uygularlar. Yani o yüzden Hazreti Mevlana bütün bu öğütlerini insanı değiştirmeye yönelik, bizim bakır tabiatımızı altına çevirecek olan o altın öğütleri gizliyor. Hikayelerin altına gizliyor. Öğrenmek istiyorsanız, gerçekten siz oradan bir nasip almak istiyorsanız önce bir emek verin diyor. Şöyle der hocam, izninizle. Hikayeleri Mesnevi'nin hakikat bahçesinin etrafına yem olarak serpti ki kursağı küçük kuşlar hemen o yemlerle doysunlar ve geri dönsünler. Allah'ım bu Nil suyudur, Kıpti'ye kan göster. Kıpti'ye kan, evet. Evet, böyle de bir... Mümine sudur karışım. Diyor. Evet, mümine sudur. Evet, aynen. Sevgili hocam, Mesnevi'de bir diğer güzel hikayede Rumeli'nin ressamları ile Çinli ressamların hikayesi. Çok güzel bir konu. Çok. Sizden dinleyelim. Yaratılışı anlatıyor. Metot konusu tartışıldı demin Hazreti Mevlana'nın. Ben tabii dervişhane bir anlatımdayım bu konuda. Hocam Kenar Fay diyorlar ki iki türlü söz vardır. Biri ölü, biri diri. Yemek, beslenmek için iyi bir şeydir ama ölüdür. Dolayısıyla çok bir şey yediğiniz zaman, dünyanın en güzel yemekleri yediniz, doydunuz. Karşınıza daha sevdiğiniz bir şey geldi, artık yiyemezsiniz. Çünkü ölüdür. Sözün böylesi, yani bilginin sözü diridir. Diri olduğu için söyleyen ölü bile olsa onun tesiri diridir. Nasıl diridir? Şimdi siz okursunuz, dinlersiniz, hikayeden etkilenirsiniz. Ondan sonra bitmez o zevk. Bir tane daha okuyayım dersiniz. Aa, bu ne dersiniz? Beni aldı, demin hoca anlattı çok güzel. Baştan yarattı beni bu hikaye dersiniz. Ve hakikaten kim olursa olsun, o anda da olsa, geçici de olsa Mesnevi'yle bir diriltme oluşturuluyor. Bu diriltmeye bizim ihtiyacımız var. O yüzden bir gün Mevlana Hazretleri bir arkadaşının okurken Mesnevi'yi yere düşürdüğünü görüyor ve şunu söylüyor. Bu kitabın değeri bu yer değil. Bu kitap bir gün kiliselerde, camilerde, üniversitelerde okutulacak. Bugün biz bunu görüyoruz. Diri olduğu için, söz diri olduğu için, bilgeden geldiği için çok tesirli. O yüzden hikayeler de iç manasına götürüyor. Bazen söyleyen de anlamıyor ama söz tesirini yapıyor. Portör diyorum ben bu tür insanlara. Şimdi benim hocamın lütfedip benden bekledikleri hikaye beni çok etkileyen hikayelerden biri. Hatta Çin'de bir enstitü kurarken de bu hikayeden çok yararlandık. İki gruptan bahseder hikaye. Çinli ressamlarla Rumi ressamlar. Rum, Rumeli demektir. Mevlana Celaleddin'in Rumi'de Doğu'ya göre daha Rum eli olan
Anadolu'dur. Yani Anadolu'lu Mevlana demek istiyor. Çok kişi bunu Rumlu Mevlana diye algılıyorsa da işin üç yüzü Anadolu'lu Mevlana'dır. Rum elinin insanları, yani biz Türkler, Anadolu'da yetişenler, daha önceki Türk asılları bir resim yapmaya kalkıyorlar. Padişah resim istiyor. Çinliler ve Türkler arasında bir resim yarışması başlıyor. Ortaya bir perde geriliyor ve Çinliler gerçekten inanılmaz bir resim yapıyorlar. Bunun sebebi belki Çin'in en doğudaki ülke olması ve onların yapmaya çalıştıkları resmin doğuş anından gelmesi. Yani Allah'ın doğuş anında kulu yaratmaktaki maksadının resim halinde açıklanması. Muazzam bir resim yapıyorlar. Anlatılır gibi değil. Renkler şaheser. Aslında renk yok. Renksizlik var ama renksizliği renkle anlatmak şart. Sözsüzlüğü sözle anlatmak şart. Mevlana bu usulü kullanmış. Bizim Türkler de hani dermişiz ya inşallah. Ne yapıyor? Duvarını hababam yontuyor. Nasıl yontuyor? Kinden yontuyor. Nefretten yontuyor. Yanlış şeyler, lüzumsuz şeylere üzülmekten yontuyor. Başkası aleyhine konuşmaktan yontuyor. O kadar pürüzsüz bir hale geçiyor ki duvar, orada ahlak-ı Muhammedi'yi, yani yaratılış sebebini seyretmeye başlıyorsunuz. Yarışmanın bittiği gün perde kalktığında sol taraftaki akıl almaz güzellikteki resim sağ taraftaki o hiçlik duvarına vurduğu zaman ortaya bir şaheser çıkıyor. Allah'ın sonsuz güzelliği, yaratılıştaki maksadı kamil olmuş o peygamberin, hiç olmuş, kul olmuş, bütün nefsani arzu ve isteklerden sorulmuş o peygamberin mübarek vücuduna vurduğu zaman işte orada Allah Habibim diyor. Benim güzelliğim bu kadar mı güzel aksettirilebilir diyor. Ve biz ne zaman ki ahlak-ı Muhammediye yöneliriz, o zaman ortaya bir şaheser çıkıyor. Ve Allah meleklerine, gördün mü? Bak, bu kulum kendinde nefis varken, negatife gitme meyli varken kendini temizledi ve benim ismim o aynada aşikar oldu diye övünüyor. Mevlana bu hikayeyi bu manada anlatırken Mısri Niyazi Hazretleri aynı hikayeyi şöyle değerlendirmiş. Bu da beni çok etkiliyor. Bu Çinlilerin resmi diyor, ilim ve bilimdir. İlim ve bilim. Bu taraftaki boş ve yontulmuş duvar bilgeliktir. İlm ile dündür. Hızır'ın ilmidir. Ne zaman ki hakiki alim ilmini yokluktan tecelli ettirir, bilgelikten ortaya çıkarır, ortaya bir şaheser çıkar. İşte bu bütünlükte bize öğretilmek istenen şudur. Maddi ilmi reddetme. Onun bütün metotlarını kullan. Ama onu bir bilgenin ağzından dinle. Hani bazıları derler ya, çift kaymaklı kadayıf gibi olur. Bilgeden tecelli eder, kamil insandan tecelli eder. Maddi ilim insanı Allah'a götürür. Ve ilim insanı Allah'a götürmüyorsa, o demin hocamın söylediği gibi sadece bilgiden ibarettir. Ve metot olarak kalır, hakikatine ermez. Ama bir bilgeden tecelli ediyorsa, kaynak gösteriliyorsa, bakın şuysa manası deniyorsa, o zaman hakiki alim onu aşikar eder. Ne mutlu Mevlana'ya sahip olan, böyle bir değeri bize lütfeden Allah'ıma. Cenab-ı Fahri Hazretleri Mevlana'yı anlatırken Allah'ın bu dünya alemine tebessümüdür diye anlatıyor. Mevlana için bu lütuflarla Mesnevi'yi lütfetmiş ki bu da beni çok etkiler. Hocam uzattım ama yani mutlaka şimdi siz dinliyorsunuz, biz anlatıyoruz. Alıcının arifliği şart ki verici aksın.
Hüsamettin Çelebi'den Allah razı olsun. O çekti aldı, yoksa Mesnevi Mevlana'da gizli bir değer olarak kalacaktı. Öyleyse alıcılara çok ihtiyaç var. Allah alıcıları arttırsın inşallah. Amin. Sevgili hocam, anlattığınız hikayenin bu Rum ressamlarıyla Çinli ressamların sonunda Hazreti Mevlana şöyle diyor. Gönül kirden, tozdan temizlenirse hak nuru orada parlamaya başlar. Harikulade hocam. Harikulade bir şey. Harikulade. Ve sizin bu harikulade deyişinizden cesaret alarak ben bir korsan tebliği gibi olacak ama bir küçük hikaye anlatacağım. Yani bu hikayeyi anlatmadan olmayacak Hazreti Mevlana'nın. Hazreti Yusuf bir arkadaşı yola gidiyor. Yoldan gelenlerin hediye getirmeleri adettir. Hazreti Yusuf soruyor, bana ne hediye getirdin diyor. Arkadaş diyor ki, sen Mısır'ın sultanısın diyor. Sen de olmayan hiçbir şey yok ki diyor. Sana ne getireceğim düşündüm diyor. Çok aradım diyor. Ama neyi buldumsa diyor, okyanusa su götürmek gibi. Altın madenine altın götürmek gibi. Sana canımı gönlümü bile versem Kirman'a kimyon götürmek gibi olur. Kirman geçmişte kimyonun yetiştiği bir yer. O yüzden ne yapabilirim, ne makbule geçer diye düşündüm diyor. Sen çok güzelsin diyor. Sen güzelliğini seyret diye ben sana bir ayna getirmeye uygun buldum diyor. Mevlana anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın da diyor her şey vardır. Kul Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giderken onun kendisini seyretmesi için tertemiz, pırıl pırıl, her türlü kirden, tozdan, yani nefretten, kibirden, açgözlülükten, gıybetten, hırstan, bütün bu kötülüklerden arınmış tertemiz bir ayna götürmesi lazımdır. Çünkü hadis-i şerif var, Cenab-ı Hak sizin mallarınıza ve suretlerinize bakmaz, matlub olan gönüldür. Allah temiz bir gönül ister diyor. Yani Bağdat'ta Ruhi'ni meşhur beyti vardı, nasıldı o? Ey hacı sanma ki senden zehru sıyım isterler. Yemela yehuda kalbi selim isterler deniyor değil mi? Padişah olmaz saraya hane mamur olmadan deniliyor. Sevgili hocam, bu hikaye aslında hem ifade ettiğiniz gerekçeyle anlatır Hazreti Mevlana ama aslında o dini gelenekte bilinen bir şey. Yani herkes biliyor ki kibir, yalancılık falan hani bunlar evet, iyi bir şey değil. Ama Hazreti Mevlana'nın bunu anlatmadaki bir asıl gerekçesi de yine diğer tarafa bir düzeltmedir. Şimdi evet, Allah'a kulluk yapacağız, ibadet yapmalıyız. Bir dindar için bu bir yükümlülüktür eğer o dine inanıyorsa. Her dinin kendisine göre böyle yükümlülükleri var ama bir müddet sonra insanlar o ibadete o kadar vurgu yapılıyor ki o ibadet de bir müddet sonra bir takıntı haline gelebiliyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Hani aramızda psikolojik tatları var. Temizlik ile pasaklı oluşun obsesyona mevzu olması bakımından farkı yok. Eğer obsesyon ise temizlik de bir takıntıya dönüşmüşse o da aynı şey bir yönüyle obsesyon olması bakımından. Hazreti Mevlana bu hikayeyi aslında bizim bütün ibadetlerimiz filan, yani işte ben şu kadar hacca gittim, umreye gittim, namaz kıldım, gece ibadeti yaptım. Çünkü bu da İslam tasavvuf tarihinde tartışılmış filan. İlk buna ilk neşteri vuran Haris el-Muhasibi'dir. Dindarların aldanışı diye bir başlık yazacak eserine. Hac yapanların aldanışı, dini mevzuları tartışanların aldanışı, gece ibadeti geçirenlerin aldanışı. Hazreti Mevlana da o geleneğin devamıdır. Bayezid Bistami'nin final ölüm sahnesidir ve Hazreti Mevlana'nın şeylerinden birisidir bu. Kurucu babalarından. Hazreti Mevlana'nın en fazla atıfta bulunduğu o sekr, yani aşk, sarhoşluk geleneğinin kurucularından birisidir Bayezid Bistami. Yani Bayezid Bistami'nin kim olduğunu ifade etmek için Abdülkadir Cüneydi Bağdadi'nin tasavvuf tarihinin bir başka büyük bilgesinin, ariflerin önderi kabul edilen bir sözünü aktarayım. Der ki Cüneydi Bağdadi Bayezid Bistami hakkında, Bayezid'in bizim aramızdaki durumu Cebrail'in melekler arasındaki durumuna benzer. Böyle bir üstad. Onun
Feridüddin Attar'da anlatılan final sahnesi şudur. Ölüyor, vefat ediyor Bayezid Bistami. Diyor ki emretti kendisine bir, o dönemde işte bu mecusilerin giydiği bir elbise var. Zünnar kuşandı. O getirildi. Dedi ki kalktı, Allah'ım sana bu kadar ibadet ettim. Hepsi boş. Şu anda hiçbir şey anamdan doğduğum gibi yeni dine giren bir mecusi gibi tengri tengri diyorum. Yani Türklerin eski bu şamanlık inancına atıfta bulunarak tengri tengri diyorum. Aslında bu çok derin, yani bence çok akıllıca da bir teolojik bir hamle. Çünkü hadis vardır. El İslam yecubbu makablu. İslam öncesini keser. Yani bilgisayarınız virüs aldı, öyle oldu. En iyisi format atmak. Formatlayıp gidiyor. Ve şu sözü anlamamıştım ben. Yani Hazreti Ömer'in vefat esnasında söylediği şöyle bir sözden bahsedilir. Diyorlar ki yani işte sen büyük halifesin, şöyle yaptın, böyle yaptın. Diyor ki keşke hiç var olmasaydım. Bunu son anında söyledi. Ne demek yani Hazreti Ömer, Hulefai Raşidin'den biri? Bu şu demek aslında. O asıldan kopuş bir yönüyle Al-Hakk'ın emri olduğundan dolayı gereklidir ama insanın en öz hali o yok olduğu hal olduğu için diyor ki keşke o ilk halimi muhafaza etseydim ama tabii bu geliş gerekli, tekrar o dönüş de gerekli. Yani evet kirlenmek güzeldir ama kirli kalmak güzel değil. Bu anlamda bu hikaye bir yönüyle de bu ibadeti çok fazla Hazreti Peygamber döneminde de aynı yani, şey yapılıyor. Yani dine tapmayacağız, Allah'a tapacağız. Hazreti Peygamber döneminde de böyle. Yani Hazreti Peygamber'in mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi bile yani Hazreti Ayşe diyor ki ya Resulallah yani senin geçmiş ve gelecek günahların bağışlandığı halde yani niye bu kadar ibadet ediyorsun? Hepinizin bildiği olay. Hazreti Peygamber orada şunu söyleyecek bak kimse dedim yani dinin aslında bu değerlerin yeniden ihyasıdır. Kimse ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet ben de. Ancak illa ente hammedeni yallahu bihi rahmeti. Ancak Allah beni rahmetine gark etmiştir. Yani peygamberin de öyle bir farkı tabii ki olsun. Dolayısıyla bu bizim işte bu takıntılarımıza karşı hani hiçbir şeyiyle sınırlama. Çünkü sınırladığın anda dondun demektir. Dinozorlaştın anlamına gelir. Neslin kesilecek demektir. Çünkü tecellide tekrar yok. Çok da. Hikayemiz... Hikaye, şimdi hikayeyi şununla bağlantılandıralım, başlayalım hikaye. Normalde epey bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Hazreti Mevlana zaten bu bizim algı mutlak eşiğimizi açmak için böyle Rahman'a götüren Rahman bir attır dedi. Bunun için bir adamın hikayesini de anlatıyor. Bağdatlı birisi, Bağdatlı rüyasında... Öncelikle bu adam babasından, ailesinden çok yüklü miktarda miras kalıyor. Güzel bir şekilde mirası yiyor o dönem. Bütün zevklerini tadıyor adam. Ondan sonra miras malı Temmuz güneşi görmüş. Kar gibidir der Hazreti Mevlana. Ondan sonra çünkü kendi kazanmadığı için, kendi onun uğrunda ter dökmediği için bir an önce bitiyor bu miras. Ondan sonra adam öyle bir yoksul duruma düşüyor ki, Hazreti Peygamber'in hadisi, üç kişiye acıyınız. Üç kişiden bir tanesi de çok yükseklerdeyken, aristokrat iken birden her şeyini kaybeden, alta düşmüş olan bu adam böyle bir travma geliyor başına. Şimdi bu defa hani önceden kendi bağlantılarıyla işi hallediyordu, parasıyla hallediyordu, mevkiyle hallediyordu. Şimdi diyor ki ne zaman ki boşaldı ya kalbi bu defa Allah Allah demeye başladı. O yüzden kalp boşalmadan ya Rabbi, ya Rabbi diye bir şey söylemez. Yani genellikle şey böyle, insanın psikolojisi de böyle işliyor. Hani neyle meşgulsek, ağzımız neyle doluysa onunla doludur. Başka bir şeyi alamayız. Bu defa adam ya Rabbi, ya Rabbi demeye başladı. Benim halime bir çözüm filan. Burada başka hikayelerde de Hazreti Mevlana, Cemal Nur Hanımefendi'nin anlattığı birinci hikayede de bu anlatılır. Bu arayışa başlayınca rüya şu anda da uyuduğumuz zaman, yani bu işin uzmanları tam olarak ne oluyor kimse bilen yok. Tam olarak. Nereye gidiyoruz? Uyku tecrübesi bu anlamda tasavvufi gelenekte bizim bu
ara bölgeye, berzak dediğimiz bu misal alemine, yani bizim şarj edildiğimiz bölgeye bir gidiştir. Bakın Hazreti Mevlana da o gün der ki, kuyumcu yatıyorsun, ertesi gün kuyumcu uyanıyorsun. Hiç kuyumcunun bilgileri demirciye gitmiyor. E demek ki bu bir yerde saklanıyor. Yani hakikaten şimdi hani o gün için bu çok ileri bir şey. Şimdi kolektif şuur, hani bir data, bir server gibi şeylerden bahsettiğimiz dönemde bunu anlamamız bizim çok daha kolay. Hazreti Mevlana o gün bunu söylüyor. Yani bunu sorguluyor. O zaman bir yerde bu saklanıyor ki yarın tekrar size geri dönüyor. Şimdi bundan çıkabilmek için, bu ara bölgeye girebilmek için uyku çok iyi bir tecrübe. Hani uzmanlar insanın öğrendikleri üzerinde de en yıkıcı, en az yıkıcı tesir olan şeyin uyku olduğunu söylenir. O yüzden mesela hafızlık geleneğinde şeydir, küçük çocuklar, ben fakültedeyken, üniversitedeyken, lisans eğitimi esnasında yaptım ama bilgisayar kökenliyim çünkü, İmam Hatip kökenli değilim. Küçükken mesela hafızlık yaptırırlarken akşamleyin son ezberini okutur, hiçbir şey konuşmadan yatırırlar çocuğu. Çünkü uykuyla beyin bir anlamda arka planda, aynen bilgisayar gibi arka planda onu çalışıyor. Şimdi bu adam böyle şey kalınca, zor durumda kalınca ya Rabbi demeye başladı, rüyasında birini gördü. Rüyasında gördüğü kişi, buna sufiler hatiften ses derler. Yani hatiften ses aslında sizin bir anlamda bu kıvama gelen beyninizdeki ilgili bölgeye bir üst boyuttan elektromanyetik bir dalganın erişmesidir. Aslında elektromanyetik dalga her yerde var ama sizin alıcınızı açması lazım buraya. Her sufinin hayatında böyle bir şey vardır. İşte İbrahim Ethem gitmiş avlanmaya, işte bunun için mi yaratıldın duymuş. Bilmem Şakik-i Belhi ya da işte Fudayl bin Yaz eşkıyaymış, bir kadının evine zorla girmeye çalışırken ayeti işitmiş. اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ İman edenlerin Allah'ın zikrine kalplerinin yumuşamasının vakti gelmedi mi? Ama tabii bu o kıvama, yani bardağı taşıran son hamle. Biz de bir ayet duyalım, böyle hayatımız değişsin. Tabii o kadar bizim kendi dolum sürecimizde herkesin kendisine göre. Bu adam böyle oraya buraya düşünce böyle bir rüya görüyor. Rüyada birisi kendisine diyor ki, bu hatiften seslenen kişi, sen bir hazine bulacaksın. Mısır'da hazine, filan evde, filan evin altında. Adam oradaki işini gücünü bırakıyor. Tamam diyor, Allah dualarıma karşılık verdi. Hadi bakalım yolculuğa çıkayım diyor. Kalkar Bağdat'tan, uzunca o dönemin şartlarında böyle meşakkatli yolculuk filan. Etrafından da 3-5 kuruş borç para alır artık her şeyini tükettiği için. En sonunda Mısır'dan, Bağdat'tan Mısır'a gider. Rüyasında tarif edilen yere gider. Bu defa elindeki bütün avucundaki şeyler de bitmiş olduğu için adam yiyecek ekmeği yok, hiçbir şeysi yok. Bu defa dilenmekten başka çaresi yok. Fakat adam önceleri çok yüksek konumlarda yaşamış birisi iken dilenmek de kendisine çok ağır geliyor. Diyor ki bari en iyisi ben diyor geceleyin dileneyim. Kimse görmesin. Ola ki bizim Bağdat'tan da Mısır'a gelenler olmuş olabilir. Beni tanırlarsa o bittiğim gündür. Bu defa gündüz karnına taş bağlayarak açlığını bastırıyor. Geceleyin çıkıyor, dilenmeye başlıyor. O dönemde de Mısır'da şeyler çokça artmış. Yan kesiciler. Mısır meşhurdur bu konuda. Tarihte de böyle atasözleri vardır. Bir bekçi bunu hırsız zannederek bunun peşine düşüyor. Ondan sonra bunu yakalıyor. Bayağı bir dövüyor. Diyor ki sen buraya ne diye hırsızlık yapmaya geldin? Bayağı bir dövünce Hazreti Mevlana diyor ki işte adamın umduğu neydi, bulduğu ne? Hayat hep böyledir. Bir işten başka bir iş çıkar. Kaseyi bulursun, su yok. Suyu bulursun, kase kırılır. Ama her zaman harekette bereket vardır. Bu defa adam böyle dövünce bu da diyor ki doğruyu söyleyeceğim diyor. Ben işte böyle böyle oldu Mısır'dan buradaki bir defineyi bulmak için geldim. Kesin net bir rüya gördüm. Bu sadık bir rüyaydı. Halen zihnimde net. Bu defa Hazreti Mevlana diyor ki bu adamın söylediklerinden nasıl ki yalanın kokusu, sarımsak kokusu gibi gelirse bunun da doğruluk, ihlas kokusu içinden geliyor diyor. İnandı bekçi buna. Dedi ki
Oo dedi. Sen demek oradan kalktın bu kadar yolu bir rüya için. İşte akılsızın rüyası da bu kadar olur diyor. Ben bak yıllardır şöyle bir rüya görürüm. Bağdat'ta filan evin altında şöyle bir hazine var. Evet. Ama ben hiç istifimi dinliyor bunu. Mısır'dan gelen adam. Bir de bakıyor ki bekçinin söylediği, tarif ettiği şey kendi evi. Bekçi hemen cevabı, onu söylerken bekçinin bundan hiç haberi yokken seni akılsız diyor. Bir rüyanın peşine takılıp hiç bu kadar yol gelinir mi? Ben yıllardır bu rüyayı görürüm ama hiç istifimi bozmam. Sen işte bütün başına gelenler bundan dolayı Mısırlı hemen şunu anlıyor. Diyor ki demek ki diyor durumu hemen çakınca aslında buraya boşuna gelmiş. Ondan sonra tekrar kendisini check eder. Tekrar kendisinin zihnini gözden geçirir. Aslında bunu anlamam buraya gelişime bağlıymış. Ya. O yüzden Hazreti Mevlana hikayenin mesajını şöyle verir. Ey hazineyi kendinden uzakta, Rum'da, Çin'de, Kabe'de arayan hazine senin varlık hakikatindedir. Senin kendi içindedir. Peki. Çok güzel. Hikayeyi bitirdik hocam inşallah. Çok güzel. Evet. Rubailerce de Hazreti Mevlana canında bir can var. O canı ara. Beden dağında bir mücevher var. O mücevherin madenini ara. Ey Sufi, ara ama uzakta değil, kendi içinde ara buyuruyor. Evet. Bu hikayeyle tamamen örtüşüyor. Çoğu zaman da bu tür süreci tersine çeviriyoruz. Yani Hazreti Mevlana'nın bütün Mesnevi'deki kurgusu biraz bunun üzerinedir. Der ki insanın durumu aynen atı üstündeki süvarinin durumuna benzer. Atını oraya koşturur, buraya koşturur. Neyi arıyorsun? Atımı arıyorum. Altındaki öyle ama atımı arıyorum. Hani gözlük takan kişilerin bazen gözlük gözlükteyken gibi. Gözlüğü araması gibi. Doğuştan getirdiğimiz bazı özellikler bizimle beraber olabilir ama bulamayabiliriz. Ya bizi uyutmuyor Hazreti Mevlana. O anda biz işte o farkındalık çok artıyor sürekli. Üslubunu değiştiriyor sık sık. Yani neyi arıyorsunuz, neyi öğreneceksiniz, hedef ne? Size onları çok güzel hatırlatıyor. Böyle şaşırtmacalarla tekrar sizi doğru yola getiriyor. Değil mi sevgili hocam? Evet efendim, estağfurullah. Mürşidin görevi de burada anlatılıyor. Yani illa o bekçi çıkacak. Diyecek ki ya sende her şey. Sen nerede arıyorsun? Yani bir öğretmen olmadan bunu idrak edilmesi mümkün değil. Pocoelo da çok şükür ki bu idraki benim hocamın torunuyla yapmış. Cemil Beyefendi Kanada'da kendisini eğitince bu Mesnevi'deki hikayenin hakikatini görmüş bir hocalardan biri. Allah razı olsun. Hocamdan da çok bahsediyorlar Kenan Rıfai Hazretleri'nden. Görüyoruz ki bir öğretmen bize hakikatimizi gösterecek. Biz hakikati gösterene müteşekkir kalıyoruz. Hocamın şiirinde buyurduğu gibi kulluğu müminlerin bir ulusüphanedir, hizmeti dervişlerin er olan insanedir. Kulluk yalnız Allah'a yapılır ama hizmet sana hizmet edene yapılır. İşte bize hakikati gösterenin sözüne uymak, dinlemek ve o yolda ilerlemek o mürşide hizmetten başka bir şey değildir. Allah hepimize nasip etsin inşallah. Evet. Hocam Hazreti İsa ile ilgili bir hikaye vardı. Onu dinleyebilir miyiz? Baş üstüne. Yani ne kadar ahmak olduğumuz hep meydana çıkan bir hikaye bu. Hazreti bir her zamanki gibi şöyle demin hocamızın bahsetti, vurmuşlar geçmişler. Diyor ki Hazreti İsa diriltici kabiliyete sahip bir öğretmen. Buradaki diriltmekten kasıt de ruhları diriltmek demektir. Bir mürşidi kâmilin önüne oturduğunuz zaman sizin ruhunuzu diriltir. İki şekilde yapar bunu demin bahsettiler. Ya sille-i hüdanın manasını anlatır ya da cezbe-i rahmanın manasını anlatır. Yani bize gelen güzel bir hadiseden, şimdi bu duyduklarımız bizi ne kadar etkiledi ve diriltti. Bu cezbe-i rahmandır. Bazen de bir felaket insanı uyandırır. Ama biz o felaketin peşine takılırız. Burada mürşit der ki aman dikkat et, burada çok büyük bir ibret var. Demin hadisede olduğu gibi o kadar yol gitmesi gerekti ki inşallah hakikati öğrensin. Dolayısıyla böyle bir öğretmenin önünde bir zavallı ahmak geliyor ve diyor ki işte bizim de çok yaptığımız gibi ben de diriltebilirim. Ben de senden eksik ne var ya İsa?
Bende mürşitten eksik ne var? Öyleyse ben de diriltebilirim. Dolayısıyla bana ilmini öğret. Bu vahiy katibine, gene Mesnevi'den bir hikaye. Vahiy katibi derecesine yükselmiş büyük bir adama tam peygamberin ayetlere indirilen ayetlerini yazdığı anda içine bir şeyin doğması. Efendim bana da böyle bir hakikat doğdu deyince peygamberin yaz ayettir demesi üzerine ben de peygamber oldum demesine benziyor. İşte bu halde adam bunu öğrenip satacak. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Yani hal etmek zor, öğrenip satacağız, meşhur olacağız. Dolayısıyla öğret diye yalvarır. Allah'ın izniyle çok yalvarınca Allah'tan izin alarak Hazreti İsa ismi şerifi, hakikati o adama öğretir. Adam da yolda bir kuru kafayla karşılaşır ve büyük bir zevkle öğrendim ya der, dirilteyim. Diriltir, o kuru kafa bir aslanın kafasıdır. Aslan dirilir ve adamı yutar. Hazreti İsa adamla aslanla karşılaştığında üzülmüştür Hazreti İsa. Der ki, niye yuttun garibi? Ahmaktı der, onun için yuttum. Niye ahmaktı? Senin gibi ruhları dirilten bir öğretmenin önüne oturmuş. Dinleyip ruhum dirilsin diyeceği yerde öğreneyim de ilmini satayım, meşhur olayım dedi. Bundan daha büyük ahmak olur mu der. Görüyoruz ki bu alemde bir şeyi öğrenmek değil. Her şeyi öğrenebiliriz. Çok kişi biliyor. Ama yaşamak önemli. Yaşayarak anlatmak önemli. Yaşayarak anlattığınız zaman Peygamber Efendimiz'de olduğu zaman gibi bütün vücut ruh kesiliyor. Her haliniz öğretmen kesiliyor. Bunun için yaşayanın tesiri oluyor. Hani bir şeyden daha bahsedeyim eğer uzatmazsam. Hazreti Abdülkadir Geylani'nin oğlu babası geç kalınca, Kerim çok anlatır bu hikayeyi. Babası geç kalınca ben biraz konuşayım, ilim anlatayım der. Büyük bir alimdir. Aktarır böyle o kadar güzel bir ilim anlatır. Herkes böyle dinler. Birer sonra Hazret gelir. Ay çok özür dilerim der. Yengeniz yani eşi yumurtayı kırarken düşürdü. Ondan geç kaldım. Herkes ağlamaya başlar. Şakır şakır. Çocuk şaşkın. Babasına der ki büyük bir ilim anlattım. Hiç kimse ağlamadı. Böyle dinlediler. Sen geldin iki yumurtadan bahsettin. Herkes şakır şakır ağlıyor. Oğlum sen kal ehlisin. Ben hal ehliyim. Benim halim konuşuyor. Senin lafın konuşuyor. Mevlana bu hikayede kal ehli olma. Hal ehli ol. Der. Belki Şems'in burada çok büyük rolü vardır. Büyük sultanın anmadan geçemeyeceğim. Bir gün gelip şöyle vurmuş Mevlana'nın kürsüsüne. Allah'ın dedikodusunu yapma demiş. Aman efendim ayet anlatıyordum deyince bu ayeti yaşarken üstünde hiç görmedim. Onu yaşamadan anlatmak Allah'ın dedikodusunu yapmaktan başka bir şey değildir diyor. Allah hep dedikodu yapan bizlere hal etmeyi nasip etsin inşallah. Osman Nur Hocam Bağdat'a bir daha gitsek. Evet. Yani bu... Şimdi kal, hal, tasavvuf tarihinin en temel mevzularından birisidir. Yani tabii ki Cemal Hocamıza saygımızı, sevgimizi muhafaza ederek bunu söylemek istiyorum. Orada yani ben şöyle farklı düşünüyorum. Aslında ilmin hakikati, gerçek ilim bizi hakka götürür. Ama ne zaman ki bu yüzeysel bilgi, İslam dünyasında kullanılıyor. Sufiler kendilerine başka bir terim bulmak zorunda kalıyorlar. O yüzden önce arifi bulmuşlar. Bir dönem hikmeti de bulmuşlar. Hakim ifadesini de kullanmışlar. Ondan sonra o da filozofların üstünde kalmış. Dolayısıyla aslında yani Kur'an-ı Kerim'de net ayettir. İnnemâ yahşallâhu min ibâdihil ulemâ. Allah'tan gerçek anlamda haşyet ancak alimler duyar. O yüzden ben her şeyin başının da sonunun da ilim olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle net, katılıyorum hocam. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Yok, burada ama hakiki alimle yalancı alim arasındaki tabii farkı ki, tabii ki. Yani sizin hani söyleme gayenizi bildiğim için o hale ihtiyacımız var hepimizin. Hani kali ihmal edenler için Kur'an-ı Kerim zaten söylüyor. Hani merkep yüklü, kitaplar yüklü merkep diyor. Devlet yüklü. Bilginin de bugün aslında dünyada bugün bilgiyle ilgili bu konunun uzmanlarının söylediği şey şudur. Bilgi davranışlarımızda olumlu yönde değişime yol açan şey. Yani zaten eğer ileri gidersen diğeri zaten ağzınızdan bakın Hazreti Mevlana buna şeydir. Nakledilen bilgi, nakledilen bilgi hani koyma akıl yedi adım gider derler ya. Eğer bu bilginin bu Şems'in Konya'ya geldiği zaman ilk şöhretine neden olan olayın şu olduğu söylenir. Aslında çünkü ilim tarafının çok ihmal edilip uygulamanın ihmal edildiği yerlerde Cemalur hocamızın dediği o hale vurgu yapmak lazım. Ama bizim bugün Hazreti Mevlana da dahil bütün arifler kali olan peşinden de hali olandır. İşte evet. Yani zülcenahin yani bu iki kanatlı olması. Doğru. Çünkü hali çok iyi var. Bilmem adam uçmuş. Bana ne? Yani insanlığa yarayışlı bir şey yapması lazım. O yüzden mesela büyük mutasavvıflar, diyelim ki Kuşeyri, tasavvuf tarihinin önemli sufilerinden bir tanesidir. Yazdığı zaman eserini bizzat sufiler tarafından eleştiriliyor ki sen hal ilmini yazdın, zayi ettin. Bizim bugün elimizdeki en değerli kaynaklardan birisi. O yüzden yani bilgimizi örgütlememiz lazım. Bilgiyi örgütleyip bunu sunulabilir tarzda sunmalı. Yoksa hani hale ne kadar vurgu yaptıkça hal yani çok yükselmişsiniz falan. Bunun tabii ki bunu bizim kendimize eleştiri olarak söylememiz lazım sürekli. Hani ben bu işin neresindeyim? Mevlana okuyorum. Ben bu asırda neyim? Bunu sürekli bizim kendimize yapmamız lazım. Ama İslam dünyasının en temel şeyini ben bu ilim yani ilmi artık her şeye bu şeyi assak bir de Hazreti Peygamber'in temel fonksiyonudur. Bana benim ilmimi artır. Hazreti Peygamber yani her peygamberin bir vasfı vardır. Hazreti Peygamber'in vasfı da budur. Şems-i Tebriz'i Konya'ya ilk geldiği zaman şöyle bir olaydan bahsedilir. İlk şöhretine neden olan da bu olaydır. Konya'daki ilk tepkileri çeken olay da bu olaydır. Böyle bir yemek verilmiş. Bütün protokol orada. Konya'nın o dönemdeki Selçuklu devlet ricali, alimler vesaire. Herkes bir mevzu konuşuyor. Şems böyle sofranın en son kısmında konuşuyor. O diyor işte bu şöyle dedi, bu böyle dedi, Razi böyle dedi, şu böyle dedi. Şems ayağa kalkıyor. Diyor ki, ey ölüler, aranızda Rabbim kalbime şöyle ilham etti diyecek birisi yok mu? Yani bu ne demek aslında? İlimde taklitten kurtulup, yani nakletmekten, Google bilgisi ilim değildir. Ararsınız bulursunuz. Ancak onu o bilgeliğe dönüştürdüğünüz zaman, o aradaki bağlantıları kurup ondan çıkarmanız gerektiğini, işte o zaman Mevlana olursunuz. Yani inanın Mevlana'nın öyle şey yaptığı şeyler vardı ki, bugün onu yapacak olsak en fazla bazı Mevlana severler de bizi itiraz edecektir. Çünkü bu anlamda bir şeydir. Yani sistemi komple o örgütleyip dinin o değişmez esasını buluyor. Ondan sonra onu işte o meşhur hep söylenen dünle beraber dün geçti cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Çünkü bu dünya senden her an yeni şeyler istiyor. Sen bile aynı. Bakın Cüneydi Bağdadi'ye soruyorlar. Arif kimdir? Biraz önce buradaydı gitti diyor. Kendisini. Ta 6 asır önce. Dolayısıyla hani Hazreti Mevla bu şeylerin yani ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Bu ilmi esasına gitmemiz lazım. İnşallah ondan sonra da hani ilmimizde de böbürlenmemiz lazım. Allah'ım faydasız ilimden de sana sığınırım dememiz lazım. Hocam siz hikaye geçmeden ben burada bir şey söyleyeyim. Buyurun sevgili hocam. Bir kere biz mutasavvıf olmaya çalışanlar birbiriyle aksi hiçbir şey düşünmeyiz. Ancak birbirimizi daha açarız, birbirimizi anlatırız. Öncelikle tabii ki kal olacak ki hal haline geçsin. Demin Mısri Niyazi Hazretleri'nin hikayesinde anlatıldığı gibi. Yani burada ilim olacak ki bu olmamış, yok olmuş duvarda aksetsin. O iki ilmi birleştirmek lazım. Kesinlikle ona katılıyorum. Burada anlatılmak istenen, işte sizin de çok iyi izah edip açtığınız gibi tek taraflı kalması. Hatta hal ilmi bile tek taraflı kalır da kalden yoksun olursa
O zaman kimse anlayamaz. Harika halede ihtiyaç var. Benim çok sevgili ablamız, Allah gani gani rahmet eylesin, lügatımızı hazırlayan, tasavvuf lügatını kazandıran İlhan Ayverdi Hanımefendi bir gün bana şöyle dedi. Cemalnurcuğum, sözsüz bir ülkeye gideceğiz. Ben bu kadar sözlerle niye uğraşıyorum? Ama esas da o sözlerle uğraşmasa biz bu idrake varamayacağız. Mevlana, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bütün Mesnevi'nin bölümlerinin sonunda sus artık, sus konuşma der. Ama yeni bölümde gene başlar aynı şeyleri anlatmaya. Öyleyse iki taraf birbirinden şart. Bu alemde çok mühim bir şey var, siz benden iyi bilirsiniz. Eskiden dahiler, dahi ilim adamlarına yahut dahi yöneticilere iki fikir geldiğinde birisi arasında seçim yaparlarmış. Bugünün dahi denilen işletmecisi, bilim adamı ya da yöneticisi iki fikri de kabul edip ikisini birden uygulayabilir hale getirendir. Bu dünyada yaratılmış her fikre ihtiyacımız var. Yeter ki onları hazmedelim. Kusmayalım. Benim anlatmak istediğim de buydu. Beni açtığınız için de ayrıca size teşekkür ediyorum. Tabii düğünü her zamanki gibi estağfurullah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani benimki de hani bir tasrih mi, bir açma mahiyetine yoksa. Evet, açtınız, evet. Allah razı olsun. Ama farklılık güzeldir zaten. Hani her zaman farklılık. Bir de ama değil güzel. Mi? Evet, bir de. Çünkü bir de her şey birleşen fark. Hazreti Mevlana der ki Mesnevi ma dükkan vahdet est. Bizim mesnevimiz vahdet dükkanıdır. Birlik dükkanıdır. Orada birden başka ne görürsen onlar seni avlamak için atılmış birer puttur. O yüzden her şey, o önemli olan o bütün kesretin, çokluğun arkasındaki o birliği görebilmek. Çok zaten güzel, birlik Allah konusunda da bir şek ve şüphe yok. İzninizle sevgili hocam ben de ikinci hikayeme geçeyim. Buyurun. Ümidi kesmiştik biz ama buyurun. Şimdi madem Bağdat dediniz, diğer bir Bağdat hikayesine geçelim. Bu aslında biraz önce girişte konuştuğumuz konuyla da hani mutabık kalmış oldu bu konu. Bir bedevi, bunlar çok fakir düşüyorlar. Birinci ciltte anlatılan bir hikayedir bu. Fakir düşüyorlar. Hanımı diyor ki, yahu senin haberin yok mu? Bağdat'a öyle bir halife gelmiş ki, Hatem Tâi vardır işte. Cömertlikte meşhurdur, atasözüdür, darb-ı misaldir Araplar arasında. Hatem-i Tâi'den, güneşten daha fazla cömert. Biz burada bu kadar niye meşakkat çekiyoruz, bu fakirlik içerisinde böyle perişanız? Git sen de halifeye durumunu anlat, halife de bizim durumumuzu düzeltsin. Ama halifenin huzuruna boş gitmek olmaz. Ona değerli bir şey bulalım. Tabii bedevi oldukları için, çölde yaşadıkları için etraflarına bakıyorlar. Bizim bu çölde en değerli şey ne? Su. O zaman biz suları toplayalım. Suları, bunlar başlıyorlar. O da diyor ki, bu defa hani karı koca arasında da diyaloglarda çok Hazreti Mevlana meşhur bu kadın erkek ilişkilerine dair o meşhur değerlendirmelerini bu hikaye içerisinde yapar Hazreti Mevlana. İşte eğer erkeğin der hayvaniyet yönü, yani o ilkel yönü, ilkel benliği güçlüyse kadınına galip gelir. Eğer İnsaniyeti güçlüyse kadın ona galip gelir. Su ile ateş gibi diyor. Su direkt müdahale ettiği zaman ateşi söndürür ama o bir kaba girerse, yani bir beyefendili haline gelmişse, ateş bu defa suyu kaynatır. İsterse erkek Zal olur, Üstem olsun. İsterse Hamza olsun, kadınının esiridir, zebunudur der. Bunları da bu hikaye içerisinde anlatır. Kadın bu defa diyor ki biz artık ben illallah ettim diyor bu fakirlikten diyor. Ya bu işi yaparsın ya da ben başka şeyler düşünüyorum der kadın. Adam da bu defa tevekkülü savunuyor. Yani Allah verdiyse, rızkımız neyse onu yiyeceğiz. Şimdi Hazreti Mevlana'nın hikayeleri anlatırken şöyle bir üslubu vardır. Aynen iyi bir senarist gibi, bir yönetmen ya da bir tiyatro oyunu gibi. Yani hani şeytanın avukatına bazen üstlenir. Aslında varlıkta hiç kimse %100 batıl, %100 geçersiz olmadığı için, herkeste bir hakikat kırıntısı olduğu için, herkeste hani 99 tane yalan söylüyorsa bir tane de doğru olabilir.
Hani sen o 99 yalanı bir tarafa bırak, onu alma, o doğruya bak. O yüzden bazen böyle hikaye kahramanlarının ağzından böyle doğru şeyler de söyler. Bazen bunu hani Kur'an'ın üslubudur aslında. Şeytan da bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah'la bütün diyalogları doğrudur şeytanın. Bütün diyalogları. Allah'tan süre ister, tamam verildi denir. Şimdi bu defa adam tevekkülü savunuyor. Evet, bütün rızkımız Allah tarafından takdir edildiyse, madem ben bütün rızkımı Allah'ın takdir ettiğinden fazla bir şey yemeyeceğim, nasibimden başka bir şey gitmeyecek, o zaman hakikaten yani bu halifenin huzuruna falan gitmek niye? Bu defa şimdi kadın diyor ki, bak diyor, karşı tarafın fikirlerine geçiyor. Allah demedi mi insana ancak çalıştığının karşılığı vardır? Bu defa o da çalışmanın faziletini vurguluyor. Adam da tevekkülün faziletini vurguluyor. Bu defa ayrışma olunca en son bunlar ayrılma noktasında. Adam diyor ki madem benimle diyor böyle eş olmuyorsun, nasıl ki iki ayakkabıdan birisi dar olursa diğeri de bir işe yaramaz, o zaman biz ayrılalım. O zaman adam diyor ki aman gözünü seveyim diyor, ayrılıktan söz etme. Çünkü dünyadaki bütün ıstıraplar, her türlü fakirlik ayrılık acısının yanında bir hiç kalır. Ayrılıktan söz etmeyelim diyor. Bu defa kadının sözünü kabul ediyor. Aslında bu hayattaki, bütün hayattaki olan diyaloglar da bizimle hayat aramasındaki bir diyalogdur bir tür. Biz sorarız, isteriz ama onu kendi kalıbımıza göre, kendi formülümüze göre istemişizdir. Hayat da bize onu tercüme eder, kendi lisanında anlatır. Kendi lisanında anlatınca ya hayatın dediğini anlayacaksınız ya da nehrin aksi istikametine kulaç atacaksınız. Atarsınız, yani nehir yorulmaz kesinlikle. Yani en sonunda siz, hani hayat sizi asimile edecek ya da devre dışı bırakacak. Bu defa başlıyorlar, her gün birer bitkilerin üzerindeki çiğ tanelerini toplayıp su biriktirmeye. Her gün birer tane. Hanımına da diyor ki aman bu su çok değerli, sen bir keçe dik, keçeden bir testiye koyalım, üzerini de dikelim, yolda çok hırsız vardır, bizim suyumuzu kimseye kaptırmayalım. Böyle topluyorlar, topluyorlar, topluyorlar. Ondan sonra uzun bir yolculukta testi dolunca bu defa, testi dolunca uzun bir yolculukta Bağdat'a gidiyor. Bu bedevi, çöldeki bu bedevi. Bağdat'a gidince halifenin adamları karşılıyorlar bedeviyi. Çok ihsanda bulunuyorlar. Karşıda bunu iyilikle karşılıyorlar. Bu defa halifenin yanına götürüyorlar. Halife de testisini alıyor. Buna çok değerli karşılığında altınlar veriyor. Bu defa diyor ki bir gezdirin etrafı. Sarayın arka kapısına çıkarınca orada Dicle Nehri'ni görüyor. Dicle Nehri'ni görünce hani bütün meşakkatle falan bu kadar testiyi doldurmuş. Dicle Nehri'ni görünce bir de halife buna diyor ki bu yazık karayolundan gelmiş, deniz yoluyla bunu çok daha kısa mesafeden deniz yoluyla geri gönderin. Şimdi Hazreti Mevlana bu defa adam şöyle yapıyor bedevi. Dicle'yi görünce kendisinin bütün bu testisini taşa çalıyor. Hikayenin mesajını şöyle verir Hazreti Mevlana. Bizim dünyada iyilik diye gördüğümüz, ibadet diye gördüğümüz konumuzla da o ilk konuyla bağlantılı topladığımız şöyle yaptım, böyle yaptım. Sadece bunu dinle sınırlandırmayalım. Şöyle şirket kurdum, şunu yaptım, bunu yaptım. Hani düşünün İstanbul, Türkiye, dünya, galaksi, 100 milyar galaksi, bakın sonsuzda ne kaldı? Matematiksel ifadeyle herhangi bir sayının sonsuza nispeti, bölünmesi veya çarpılması tanımsız. Yani tasavvuftaki karşılığıyla hiç. O zaman bir hiçmiş bunlar dedi ve bedevi kendi yaptıklarından özür diledi, dedi ki Allah'ım aslında benim yaptıklarım değil, sadece senin lütfuna muhtacım. O yüzden Hazreti Mevlana hikayenin mesajını şöyle verir. Sakın kendi yaptıklarına bakma. Hakkın lütfuna bak. Ama halifenin huzuruna da eli boş gidilmez. Bir taraftan da toplamaya çalış. Çok güzel. Şimdi aynı hikayenin çok benzer bir şeklini de Hacı Bektaş Veli'ye anlatıyor. Orada da bedevi ve karısı ellerine birkaç tane salatalık tohumu geçiyor. Onları ekiyorlar çölde. Çok kurak, acı sularla, tuzlu sularla suluyorlar. Neticede 3-5
tane böyle eğri büğrü acı salatalıkları oluyor. Ama diyorlar bu çok yeni bir meyvedir. Halifemiz bunu görmemiştir. Bunu önce onun görmesi gerekir. Biz bunu ona götürelim diyorlar. Alıp götürüyor. Tabii getiriyor ortaya gelen 3-5 tane sararmış, solmuş, eğri büğrü, dikenli salatalık. Hiç bozuntuya vermiyor halife. Sen diyor bize öyle değişik bir şey getirdin ki diyor. Biz diyor bunun karşılığını sana bir kere de ödeyemeyiz diyor. Çıkartıyor bir 100 bin altın veriyor. Sen diyor birkaç kere daha gel. Bunun hakkını, senin bu cömertliğin hakkını ancak o zaman ödeyebiliriz diyor. Ondan sonra da açıklamasını veriyor Hacı Bektaş Veli. Kul da diyor Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bir ömür boyu yaptığı o eksik, hatalı, günahlarla dolu, o kötü salataklar gibi o amelleriyle çıkıyor. Ama sizin buyurduğunuz gibi Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsanı, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin bize bakışı çok farklı. Onları ne yapıyor? Kendi cömertliğiyle bize karşılığını veriyor. Şu ayetin izahıdır aslında sevgili hocam. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden malları ve canları karşılığında cenneti vererek onları satın almıştır. Ama Hazreti Mevlana burada bizim nazarımızı hani elindekinden cemale, ha, şunu diyor, orada onu atladım izninizle, didarı halifenin nimetini görmek istiyordu. Didarı görünce, yüzünü görünce, cemalini görünce nimeti unuttu. Evet. Hakkın da böyle nimetine aşık olan olur. Halbuki kendisini görse nimet işte aklına yani gelmez. Ekmek almaya gitmişti değil mi? Fırıncıyı gördü, ekmeği unuttu diyor. Evet efendim, Hazreti Mevlana'nın 744. Vuslat yıldönümünü idrak ediyoruz. Sayın rektörümüzün de buyurdukları gibi Hazreti Mevlana 13. yüzyılda, 21. yüzyılda yıldızı parlayacak olan bilgeliğin şuuruna varmış bir bilge. Gerçekten. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin rehberliğinde yol almış bir sufi. İşi eğitim, insanı eğitmek. İnsanı eğitmek en zor iş. Bir üniversite çatısı altındayız. Tek tip eğitime karşıyız, ezber eğitim verilmesine karşıyız. Hazreti Mevlana mesnevisiyle öyle bir eğitim veriyor, öyle mesajlar veriyor ki tek tip değil. Herkesin zevki farklı, idraki farklı, bakışı farklı, ilgilendiği alan farklı. Ama mesnevi bahçesine kim el atarsa oradan bir şeyler alıyor. Eli dolu çıkıyor. Hikayenin bir yönüne bakan onu şöyle yorumlayabiliriz diyor. Diğer yönüne bakan buna şöyle de diyebiliriz diyor. Buradaki bütün yorumlar birbirini tamamlıyor. Ezbere bir eğitim değil, herkesin o hikaye hakkında düşünmesini sağlıyor. Buradan bana çıkarılacak ders nedir? Kıssadan hisse nedir? Oturuyoruz, onun için bir emek sarf ediyoruz. Kendimizi o hikayedeki şahısların, kahramanların yerine koyuyoruz. Bizim farkındalığımız artıyor, empatimiz artıyor. O anda ben olsam ne yapardım diyoruz. Kendimizi yerine koyarak düşünmeye başlıyoruz ve nefsi muhasebemiz artıyor. Bunun gibi birçok faydası var ve zihinde kalıyor. Hikayelerin hepsi zihinde kalıyor. Ve de insana şunu şöyle yap, bunu böyle yapma dendiği zaman herkeste ufak bir isyan ortaya çıkıyor. Nefis bundan hiç hoşlanmıyor. Ama hikaye anlatıldığı zaman hikayelerde dolaylı anlatım vardır. Orada size şunu yap denmez. Örnek gösterilir. Siz o örnekten alacağınızı zaten alırsınız. Hazreti Mevlana işte bize en güzel örneği gösteriyor. En zor meseleleri gösterip anlatırken hikayeyi tercih ediyor. Nasıl ki göremediğimiz ufacık şeyi mikroskopun altına tutuyorsak, uzaktakine dürbünle bakıyorsak, hikaye de bizim zor, anlaşılmaz konuları çok daha net görmemize imkan sağlıyor. Bu yüzden metodu aradan 744 yıl geçmiş Hakk'a yürüyüşünden bu yana hala çok geçerli ve etkin olarak ve de etki sahasını çok genişleterek devam ediyor. Çok şükür öyle bir
rehbere, öyle bir hak dostuna bizleri kavuşturduğu için Allah'a. Sevgili hocam, ağzınıza sağlık. Son olarak bir o kadar mesajınız güzel buyurdunuz ki hocam. Mesela bu hikayede bana acizane nefsimle aklımın kavgasını, işte kadınla erkeğin kavgasını, kendi içimde ne zaman bütünlük sağlarsam ancak o zaman bir mürşide ihtiyacım olduğunu hissettiğimi, ama mürşide giderken de kendimi çok üstün zannettiğim için kendimi böyle en güzel şekilde sunmak gibi o pis kötü suyu harika bir şeymiş gibi götürdüğümü, çünkü çölde yaşıyorum, hatırlatır. Ve mürşidimin beni ne kadar güzel karşıladığını, o suyu alıp öpüp başına koyduğunu, beni önce bir paşa mevkiine çıkardığını, sonra soyup emir eri yaptığını ve beni hakiki mananın üzerinden bu aleme yolladığını görüyorum. Bu terbiyenin Mevlana tarafından bize tekrar hatırlatılması, hocamın da çok güzel izah ettikleri gibi. Yani ve her hikayede aslında bize bizim anlatılmamız ve ne kadar eksik, yanlış, hatalı olduğumuz, kulluğumuzun idraki. Peygamber gecemizde o konuşmacı arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Bildiğimiz bir şeydi ama tekrarında fayda var. Yalnız kul olan Hazreti Peygamber'dir. Ve bize öğütlenen şey kulluktur, yokluktur, hiçliktir. Ve bence en büyük günah benlik, kibirdir. Onun için belki tekrar tekrar tekrarlanıyor. Allah bugünün yüzü suyu hürmetine, bu birliğin, beraberliğin yüzü suyu hürmetine, bu zerre küçücük idrakimizle o büyük sultanı anlatmamızın yüzü suyu hürmetine bizi de kulluk mevkiine inşallah yükseltsin. Aa. Ve inşallah yoklukta birleştirsin diye düşünüyorum efendim. Çok teşekkürler. Sen de. Efendim, kıymetli teşriflerinizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sevgili Cemal Nur hocama, Osman Nur Küçük hocama da teşekkür ediyorum. Allah ömür verir inşallah bu sohbetler, bu devam eder, verimli olur. Niyazındayız. Sağ ol. Değerli misafirlerimiz, programımız burada sona ermiş bulunmaktadır. Göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitümüz hocalarına teşekkürlerimizin bir ifadesi olarak çiçeklerini takdim etmeleri için Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızı bir kez daha huzurlarınıza davet ediyoruz.